Aykırı Sorular'da cumartesi gecesi sizle birlikteyiz. Pek keyifli bir hafta olmadı. Biraz kederli bir hafta oldu. Ben hafta başında çok sevdiğim bir dostumun annesini yitirdim ve mezar başında çok yaşlı bile olsa ölen insanın her ölümün genç olduğunu tekrar düşündüm ve hissettim. Ardından Doğan grubu için çok önemli, sevenleri için çok önemli. Belki de bizim kişisel tarihimizde çok değerli olan bir isim Mehmet Ali Birand'ın vefatı geldi. Günlerdir yayınlar yapılıyor. Siz de bu yayınlardan izlediniz. Bugün Toktamış Ateş'in vefatını işittik. Türkiye'de arda arda ölümler gerçekleşti ve bunlar bizi kederli hale soktu. Bu arada bir taraftan çatışmalar oluyor, şehitler geliyor. Bunların da kederini yaşadık. Ve hiç kuşku yok ki Türkiye'nin %100 Türkiye vatandaşı olduğunu anlatmak için çırpınan Anadolu'nun o güzel sesi Hrant Dink'e yönelik anmalar sürüyor. Ama halen aydınlanmayan bir acı yüreğimizde, bir cinayet var. O acı kederli halimiz sürüyor. İşte bu duygularla ama netice itibariyle görevimizi yapma coşkusuyla ve hayata dört elle sarılarak, hayatın tadını çıkararak aykırı sorulara başlıyoruz. Ama aykırı sorulara en aykırı cevapları veren kimselerden biri olan Mehmet Ali Birand'a aykırı sorulardaki sözleriyle önce bir selam verelim, ardından devam edelim. Sizin hayatınızda çok tuhaf bir şey var. Beni en çok ilgilendiren o. Ya bir insanın başına gelecek bütün felaketler çok kısa zamanda geliyor. Ama bir insanın başına da gelmeyecek olağanüstü olanaklar da arkadan geliyor. Siz asılıyorsunuz ayrı. Önce şu felaketlerden konuşalım. Bence Türkiye'de bir rol model olur. Siz çok talihsiz bir kazayla bedeninizde bir hasar bırakılmasının ardından arka arkaya bir sürü ameliyat geçirerek yatağa bağlanıyorsunuz. Ama yaşam sevincinizi kaybetmiyorsunuz. Biraz onu anlatır mısınız? Bunu insanlar bilsin. Şimdi ben hiçbir zaman yani şöyle söyleyeyim, bana başarı hırsını veren o küçüklüğümde geçirdiğim hastalıklar, küçüklüğümde geçirdiğim ameliyatlar verdi. Ya bu kesin. Çok kesin. Ya bir eksiklik duygusu. Ha, bu hayır, ben eksik olmayacağım. Hı hı. Ben diğerleri gibi olacağım, diğerleri kadar başarılı olacağım. Buydu. Müthiş itti. Şöyle böyle değil. Hep önde olacağım. Bu reyting tutkusu olarak da geldi mi elinize son yıllarda? Olabilir. Birinci olacağım. Olabilir. Gayet de. Zaten bir şey söyleyeyim. Hani ben en iyisi olacağım dediğiniz zaman, en iyisini yapacağım dediğiniz zaman reyting size arkanızdan geliyor. Bir an en iyisi oldu. En azından birkaç gündür Türkiye'de hakkından nasıl söz edildiğini gördük. Bu arada küçük bir anımsatma yapmak isterim. İnsanlar, bu ülkenin insanları birbirine karşı çok zalim davranıyorlar zaman zaman. Böyle anlarda bu zalimliklerimizi bir kenara koyup biraz da vicdanımızla hareket etmeyi öğrensek iyi olur. Zaman zaman özellikle internette, sanal alemde çok tuhaf yorumlar okuyorum. Bizim insanımıza, Anadolu insanına, o yüreklere yakıştıramıyorum. Bu parantezi böylece geçici bir süre kapatıyoruz çünkü yüreklerimiz yaralı. Peki aykırı sorularda cumartesi gecesi ne yapacağız? Cumartesi gecesi aykırı soruların ruhuna uygun aykırı konuklarımız var ve bir de konserimiz var, aykırı söyleşimiz var. Bakınız cumartesi aykırı sorularda neler olacak? Aykırı sorular cumartesi geceleri de uyumuyor, birbirinden değerli konuklar ağırlıyor. İnce Saz, ince şarkılarını bu gece aykırı sorularda söylüyor. İnce Saz'dan önce Karin Karakaşlı ve Hayko Bağdat, Hrant Dink'i aykırı sorularda anlatıyor. Ve futbol sahalarının en renkli teknik direktörü, ekranların en hoş sohbet futbol yorumcusu, futbolcuların Babacan abi. Süper Lig'den düşme tehlikesi yaşayan hangi kulüp varsa kurtulmak için ona sarıldı. 24 sezonda çalıştırdığı 27 kulüple rekor kırdı. Oraya varınca sağa sap. Sağa sapayım. Sakın ha! Sakın sağa sapma! Neden? Şansını küçük bir rolle Beyaz Perde'de de denese de rol arkadaşı Kemal Sunal olunca çok dikkat çekemedi. Tamam, polis görürsen hemen toz ol. Toz olayım değil mi? Yılmaz Vural, futbolun içindeki o renkli duruşuyla bu gece aykırı sorularda. Sani Kaboru, Elazığ Spor'un teknik direktörü. Bunu söyledim ki Sani Kaboru verdiği paranın hakkını alsın. Çünkü Elazığ Spor'un az parası var. Evet. Yılmaz Vural burada. Doğru mu? Yani az parası yok tabii canım. Herkesin parası var kendine göre de. Ama sağ olsun. Çok parası yok diyelim. Bize büyük destek verdiler. Sani Kaboru. Burada anmış onu. Nesimi ve Ali Bey.
Leray kardeşlere çok teşekkür ediyoruz. Elazığ Spor Camiası. Ya Yılmaz abi, burada yabancı yok. Bu futbolcuların babacan abisi diyorlar. Bu abilikte zaman zaman tepenin atıp iki tane çarptığında buna dahil mi? Nasıl oluyor? Abilikte o da var ya. O da var. Peki sonra o çocuklar Yılmaz Vural hiçbir problem yok. Dövse de sövse de bizim abi. Yok. Sabah geliyor öpüşüyoruz biz. Kendilerine niye çok kızıyorsun çocuklara böyle? Ya neden kızıyorum? Oyuncumun en az benim kadar bir şey istemesini çok arzu ediyorum. Yani benim verdiğim ciddiyeti, verdiğim emeği onlar da görmeyince çıldırıyor. Ama dayakla terbiye olmaz be. Dayak değil ya. Hafif okşama. Yok ya. Yani bazen şöyle bir şey var. İnsan eğer bizim ülkemizin en büyük sorunu şu. İnsana insanca yaklaşıyorsunuz, size insanca cevap vermiyor. Yani öyle bir eğitim almışız ki okuldan tutun da, askeriyeden tutun da, efendim yaşamın her alanına kadar. Ben de okulda öğretmenlerim döverdi. Çok dayak. Hele bir İngilizce hocam vardı. Yoldan geçerken çağırır döverdi yani. Öyle bir adamdı. Ha durup dururken. Tabii tabii. Gel buraya nereye gidiyorsun bakalım. Bak. Böyle bir adamdı. Dayak yani. Sende fayda gösterdi mi? Yok yok. Olmadı yani. Mesela, saygı duymuyorsunuz. Ama bizimki başka ya. Seninki sempatik dayak. Dakika 46. Oyuncuya diyorsunuz ki bakın küme düşüyorsunuz. Gece gündüz 24 saat bir uğraş veriyorsunuz. Sakın takımı yalnız bırakmayın. Biz bu takımı yeneceğiz. Ve 2-0 öndesiniz. Bir hasbel kadar kalenizde bir serbest atışla 2-1 oluyor maç. Kazanmanız gerekiyor. Ve çıkıyorsunuz o kadar tembih etmişsiniz. Daha otururken kulübeye temizliyorsunuz tozunu. Kafanızı bir kaldırıyorsunuz. 47. dakikada 2 tane oyuncunuz atılıyor. Olur mu yani? Gebertirsin onu. Yani o kadar anlatmışsınız. Yapma evladım eksik bırakma bizi. Bak seni uyarıyorum özellikle söylediğiniz adam. Bir dakika sonra yok oyunda. E şimdi bunu yaptığı insanca bir şey mi? Yani çok ayıp. İnsanca bir şey mi yaptı? Yani. Mesela hatırla sen Galatasaray'la oynarken kim atılmıştı hatırla. Hangi maçta? Galatasaray geçen sene son maçlarda. Tam geliyorsun artık bir bir maç ne berabere devam ediyor. Dia'ydı galiba. Ha. Kırmızı kartla atıldı. Şeyde, sen seyreden olarak ne hissettin? Delirdim ya. Eğer eline versen onun kemiklerini kırmaz mıydın? Yani Dia'nın... Şimdi tabii şiddete karşı... Yani insanlara bakıl veriyor ama. Düşünsel olarak ya zaten... Şiddet falan değil, onun yaptığı ne? Doğru. Peki Yılmaz abi, tabii biz aslında... Yani durup dururken sakin, biraz... çok doğru davranan insana karşı Yılmaz gösterdi. Yılmaz abi, benim senden anlamadığım bir şey var. Sen böyle sıcakkanlı, güler yüzlü bir adamsın. Hakikaten sağ kenarında anormal bir akrobatın zor yapacağı hareketleri yapıyorsun. kameralar sana dönünce mi oluyor, yoksa ben hep yapıyorum, o gün kameralar geliyor mu diyorsun? Yani büyük maçlara mı denk? Emre'cim ya başlarken çok özür diliyorum. Mehmet Ali abiyi ve Toktamış Ateş hocamıza ben de başsağlığı evet. dilemek istiyorum. Çok değerler yetişmiyor artık ülkemizde. Ve böyle çok önemli değerleri kaybetmek bilmiyorum ne kadar içimizi acıtıyor. İşte sanal medyada dedin ki bazı ya orada rezaletler oluyor. Yani yapmasınlar ayıptır. Bir benim bildiğim ölünün ardından birlikte yani, bir yas tutulur. Bu nasıl bir düşüncedir? Yani herkes herkes gibi düşünmek zorunda. Değil. Kaldı ki bir an güler yüzlü ve herkesle ilişki kurmayı yani, başaran, Türkiye'nin en çok ihtiyacı olan durum bu. Ya olayları takip edemiyoruz. Ya kimin ne yaptığının farkında değiliz. Tabii çok ciddi. Ya çok takıyoruz bir şeylere. Ciddi bir oran değil bu. Çok düşük bir oran ama ben düşük bile olsa bunu kabul etmiyorum. Yani 100 kişiden bir kişi bile bunu yazsa ayıp olmaz. Buluyorum. Anadolu'da barış, dostluk, kardeşlik ki sen Anadolu'nun her yerinde çalıştan. 81 ilin hepsi. Evet. Bu toprağın bir duygusu vardı. Biz cenaze karşısında daha onurlu, daha dik başlı duran evet, bir evet. toplumuz. Mesela Antalya'da ben şimdi kamptayız ve Kundu bölgesinde. Orada tarlaların arasına işte oteller, sahalar yapmışlar. Ve ben şeyden sonra, antrenman sonrası çocuklar yapıyor, biz yapmadığımız için yürüyerek otele gelmeye çalışıyorum. Geçerken orada bir Anadolu ailesi işte gelmiş doğudan orada o seralara bakıyor. Yemek yiyorlar kapının önünde. Ya o hocam buyurun falan davet edebiliyor ya. Dünyada başka bir ırk yok ki yediği yemeği birisiyle paylaşmak. Toprağın biraz bu güzelliklerini konuşmaktan evet, uzak durdu. Peki Yılmaz abi şu şeye bir gelelim. Gelelim o hareketler, akrobatik hareketler dediğim hareketler içten gelir herhalde. Onlar laf olsun. Yani şimdi tabii. Yoksa biraz soft taraf. Almanya'da bu eğitimi verirlerken bize. Hoca şöyle bir şey söyledi. Bakın dedi, bu bir karşılıklı bir karakter analizidir. Sizin yapınızı oyuncunuz almak zorunda, siz de onların karakterini iyi analiz edip onlarınkini siz alacaksınız. Yani karşılıklı bir alışveriş olması lazım. Şimdi düşünün oyuncusunuz, sahanın kenarında bir teknik adam var, başarmak adına elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ya oyuncu olarak sıkılmaz mısın sen bundan eğer
gerçekten gerekeni yapmıyorsa. Peki Yılmaz abi, orada şöyle bir duygu da olabilir mi? Ya bu ne biçim adam, biraz gayri ciddi duygusu oluyor mu yoksa hayır? Yani ben hiçbir zaman oyuncumdan böyle bir tepki duymadım. Çünkü şu var, daha öncesinde tabii benim yaptıklarım onlar çok iyi bildiği için bütün hafta nasıl çalışıyoruz, başarmak adına ne kadar çaba veriyoruz, onlar çok iyi biliyor onu. Sahanın içine gelmişsiniz, bittikten sonra ben hep şeyden hareket ederim. Nasrettin Hoca'nın bir anekdotu vardır. İşte testiyi oğluna verir, der ki bana su getir. Gitmeden bir tokat eder. Baba ne oldu ya, işte daha bir şey olmadan bana vurdun falan. Evlat, işte sen suyu getirirken o testiyi kırmadan ben şimdi sana vurayım da sen işte önceden tedbiri alalım gibidir yani davranışlar. Çünkü maç bitti. Bittikten sonra beni daha hiçbir oyuncum şöyle soyunma odasına girip isyan ettiğimi görmemiştir. Peki, çünkü bitmiş artık. Bittikten sonra yapacak bir şey yok. Ve sonuçta size soruyorlar. Niye kaybettin diye. Yılmaz abi, senin bir entelektüel tarafın, arayışın hep vardır. Okursun, yazarsın, sanatı seversin, evet, takip edersin. Evet, ve bunu yani bir kentli, kent kültürü bağlamında yaparsın. Benim gördüğüm bir şey var. Futbol camiası genel olarak bayağı bu entelektüel duyarlılıktan uzak. Neredeyse bir çöl iklimi diyebilirim. Ve hakikaten orada bence sorunlardan bir tanesi de insanların böyle bir yaşam sürmemesi. Anadolu'da dolaşıyorsun. Bu biraz sokakta yaşanan bir spor olmasından. Kendini zaman zaman yalnız hissettiğin oluyor mu? Kimse kitap okumuyor, gazete takip etmiyor. Böyle kadar kader ya. Yani futbol şöyle, ben sürekli Milli Eğitim Bakanlığı sistemde bulunuyorum. Çünkü ülkemizde spor milli eğitim ilişkisi yok maalesef. Hiç, düşünün biz iki tane antrenman yapıyoruz günde ve bu çocuk tıp tahsili yapacak. Mümkün mü ya? Veya devam mecburiyeti olan bir üniversiteye gidecek. Mesela bizde Orhan Ak var. Spor akademisi okuyor. Denizli'de okulu. Kendisi burada futbol oynuyor. Ve dördüncü sınıfa gelmiş. Bir sürü dersi var alttan. Çocuk, ben her zaman izin verip onun sınavlara girmesini sağlıyorum. İstiyorum ki bir okul bitirsin. Bir üniversitenin mezun olsun ki sonra okumuş bir antrenör olsun diye bir çaba gösteriyorum. Ki gerektiğinde hakikaten öyle bir maç ertesinde yollamam gerekiyor ki İki gün sonra da çok önemli bir maç oynayacağız örneğin. Hı. Bir zarar vereceğini bile bile yapıyorum ben ona. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı maalesef verilerine bakın. 7-18 yaş grubu, şimdi 5 yaşa indi olay. 18-20 milyon çocuk okullara gidiyor Türkiye'de. Yani Hollanda nüfusu 16 milyon. Ve biz bu çocukları spora asimile edemiyoruz bir türlü. Dolayısıyla bir de istiyoruz ki olimpiyat şampiyonu çıkaralım bilmem ne. İşte alsana potansiyel 20 milyon çocuk var elinde. Sen futbol... Yani futbolcu da böyle. Sen, futbolcu okumak istiyor. Nasıl okusun? Yılmaz abi, sen bir gün bu Rize'deki maçtan sonra değil mi? Dedin ki ben artık pes, yani bu işe de lanet olsun. Evet, bildiklerimi de söylesem Türkiye yerinden oynar. Evet, ama söylemeyeceğim. Evet. Hakikaten yerinden oynatacak şeyler biliyor musun? Sen kara kutu musun? Biliyoruz tabii ya. Bilmez olur mu? Ne biliyorsun, bana biraz anlatsın. Ne biliyoruz? İşte herkesin bildiğini. Nedir? Herkesten... İşte mesela sen bana bunu sorarken bir şeyler biliyorsun ki soruyorsun. Şöyle düşünüyorum. Ben uzun zamandır, yani ben Fenerbahçeliyim. Evet. Ben Fenerbahçeliğimi zevkle yaşadım. Çocukken Bağdat Caddesi'ne yürürüz. İşte maça... Yine devam etti onu yaşamana. Yani. Tamam da içimden gelmiyor çünkü... Gelsin gelsin. Duygu şey oluyor. Ben diyorum ki spor dediğin şeyin tek amacı kazanmak değil. Biraz takılmak, gırgır yapmak falan filan. Ama i̇şte mafya, onu ben futbol. Yapıyorum. Ben yapıyorum. Hep futbolun gülen yüzü olmaya çalışıyorum. Yani bu bir... Örneğin başıma bir şey geldi benim. Maç bitti. Konya Fenerbahçe maçı. Maçtan sonra beni Taka Mehmet aradı. Tesadüfen benim de çocuklarım Almanya'dan gelmiş. Onları yolcu edeceğim ertesi günü. Taka Mehmet Fenerbahçe'nin sicil işlerine bakardı. Hmm. Şimdi altyapıda satış bilmem alışveriş bir şeysine bakıyor. Ve atletizm şubesine Fikret bakar bizim. Hmm. İşte dedi, telefon ettiler bana. Hocam dediler, neredesin? Dedim Kalamış'tayım, yemek yiyorum. Ya kulübe uğrasana bir kahve içelim. Konya maçının ertesi günü bu. Gittim ben de kahve içmeye. Ve o şike olayının içinde buldum kendimi. Ya bir kahve içmek. Maçtan sonra bir oyun oynanmış artık, bitmiş. Düşman mıyız biz ya? Adam beni kahve içmeye çağırmış. Şike olayın içinde derken sen de mi vardın? Yani beni o şey gitmişim, polisler arabanın resmini çekmiş. İşte ben oraya giriyorum, çıkıyorum. Sanki maçtan sonra ben o maçı bilerek vermişiz de karşılığından bir şey almışız, havası yaratılmış. Böyle bir muhabbetin içine girdik oldu. Yani insan orada da ben ifade verirken... O zaman hemen şunu yapalım. Fenerbahçe, Yılmaz Vural takımları geçtim. Fenerbahçe, Yılmaz Vural maçlarına baktığımız zaman Yılmaz Vural 17, Fenerbahçe 16 diyorlar. Evet. Ya sen Fenerbahçe'ye galipsin. Fenerbahçe uzmanıyım. Şimdi o zaman şu seyircilerin beklediğini soruyorum. Yarın da yenmeyeceksiniz inşallah. Bu ne ya? Ya yenelim ya.
Abi bizim puana ihtiyacımız var. Ya biz de ben birer de ne yapacağız şimdi? Şimdi bak ben söz konusu sen olunca biraz işkilleniyorum. Çünkü hakikaten yeni el olmadık maçları burada kazandın. Ya ben bir gün Denizli'deyim galiba veya hangi takımdaydım. Bir maç öncesi demeç verdim. İşte biz Fenerbahçe'yi yenmeye gidiyoruz falan gibi. Maç artık işte akşamı gideceğiz otobüse bindik. Stadyuma doğru hareket ettik. Telefon çaldı. Aziz Bey arıyor beni. Hı. Alo dedim, ben buyurun dedim. Ben Aziz Yıldırım dedim. Şaşırdım yani. Hayırdır başkan dedim, ne oldu? Ya dedi sen demeç vermişsin, nasıl biz yeneceksin sen dedi ya. Şimdi Aziz Bey dinliyorsa bu muhabbeti, yeniden beni arayabilir yani. Ama hiç kabullenemiyor, kaybetme. Ya şimdi anladığım kadarıyla sen ya... Bana ondan çok kızar. Yılmaz bana olsun. Der ki, bir dakika, ben olduğum müddetçe sen şu Fenerbahçe'nin kapısından giremezsin. Neden? Niyeymiş efendim ben Rize'de... Fenerbahçe'yi 1-0 yendiğimiz maçtan sonra takla atmış. Niye bana atıyorsun abi taklayı? Ya takla atmıyorum ya. Uyduruyorlar. Bizi takla şudur ya. Böyle kafandan abi, ayaklarından dönersin. Ayrıca da atarsın abi. Çalışın ya niye atmayayım ya? Fenerbahçe'yi yendiğin zaman atacaksın. Ya Fenerbahçe'de olayım. Rize'yi yenersek yine atarım. Yani takımın ama yenersin, sonuç şu senin niyetin bozuk mu yarın için yani? Bozuk. Vallahi bozuk. Ya şundan bozuk. Şimdi biz Elazığ Spor olarak 19 günden beri sevgili Nihat Özbağ'ın otelinde, Elazığ'dır kendisi. Antalya'da sağ olsun bizi konuk etti, ona buradan teşekkür ediyorum Elazığ adına. Orada kulüp başkanımız dahil eşi hamile, bugün yarın doğum yapmak üzere. Ve adam geldi biz 18 gün orada. İşte adam alacağız, onu yapacağız. Sinirler gergin, sabah 5'e kadar her gün arıyoruz bir yerleri bilmem ne. Ya herkes kendine göre bir çaba veriyor. Bir an beni aldınız mı? Sağ olsun bize Fenerbahçe'ye o kadar rica ettim. Yani muhabbet bile etmediler yani. Bizi karşıdan alıp ciddi bir şekilde talip olduğumuz birisiyle randevu bile vermediler. Niye? Ne bileyim abi bilmiyorum. Biz de yedik. Yani insan üzülüyor. Yani. Üzülüyor bak. Ben de tahrik oluyorum böyle yapınca onlar. Ha yani yeneceğim. Şimdi sevgili seyirciler bu arada aklıma gelen bir şeyi izleyicilerle paylaşalım. Evet, sevgili seyirciler. Bu programda bir soru soruyoruz. Yılmaz abi de burada. Ben Yılmaz abi yıllar öncesinde başka üniversiteden tanırdım ama sonuçta renkli bir abimiz ve farklı konularda da şimdi fikirlerini duyacaksınız. Mesela Kürt meselesini soracağım bölgeyi bilen insana. Biraz da onları konuşacağım. Her şey gırgır değil herhalde. Ancak Trabzonsporlu izleyicilerden gelen bir sistem var. Benim de çok kalbim kırıldı. Çünkü ben Trabzonspor Fenerbahçe arasında bir Fenerbahçeli olduğum halde şike meselesinde son derece adil davrandığımı düşünüyorum. Buradan tekrar anons ediyorum. Volkan Konak buradaydı. Şenol Güneş de beni görüştürdü. Ben Şenol Güneş'i aradım. Hocam dedim buyurun aykırı sorular ekranından dilediğiniz her şeyi söyleyin. Sayın Başkan Sadı Şener'in telefonu sürekli kapalı defalarca aradık. Buradan tekrar ediyorum. Trabzonspor adına kim aykırı sorularda konuşmak isterse pazartesi itibariyle bu ekran açık. Bana sistem etmeyeceksiniz. Yöneticilerinize, antrenörlerinize sistem edeceksiniz. Ben burada herkese nasıl, Yılmaz abisi nasıl aradım? İki ay önce birden beri uygun olduğunda geldi. Dolayısıyla böyle sanal alemde bir saldırganlık yapmak yerine Sayın Şenol Güneş'e de saygım vardır. Buraya gelir, Türkiye'de istediği her şeyi burada konuşabiliriz. Sayın Başkan dahil bunu da söyleyeyim. Çünkü orada sana bir... Sana niye sitem ediyor? Ha şöyle, şimdi burada çeşitli spor adamları çıkıyor. Evet. Ben de bunun bir gırgır tarafındayım. Ben sonuçta yöneticiliğim bir şey değil. Ben maça giderim, para veririm. O kadar benim durumum bu. Ama sonuçta Türkiye'de bir toplumsal mesele varsa burada da soru sorarım. Babam olsa ona da sorarım. Tabii ki. Ben Trabzonları defalarca davet etmişim. Ve Şenol Hoca'ya saygı... Niye gelmiyorlar? Gelmiyor. Şenol Hoca dedi ki inşallah geliriz. Ben de dedim ki hocam buyurun. Bugün CNN Türk ekranından... Böyle bir programda, spor programı dışında konuşmak kitlelere ulaşmaktır. Tabii hocaya ki. Da saygım büyük. Ne zaman isterse başkan, hoca gelsinler. Sanki ben... bu arada bilmedikleri başka bir şey daha var. Daha bu programın bir tane Fenerbahçe'de çıkmadı. O da ayrı mesele. Ama diyorlar ki bazen... Ha şey pardon Ömer Çavuşoğlu çıktı hakkını yemeyeyim. Peki abi devam edelim. Evet. Şimdi abi bu sizle ilgili ilginç meselelerden biri. Bunu biraz ciddi konuşuyoruz. Size tabii, bu gırgır tabii, oluyor. Tabii. Kürt meselesine geçmeden bu son sorum sporla ilgili. Size bana göre Türkiye'de adalet duygusu olsa üç büyüklerden biri çoktan gelmeliydi. Onu da geçiyorum. Milli takım çoktan gelmeliydi. Bana çok net söyleyin. Bu işte bir marketing sorunu, bir halkla ilişkiler sorunu, bir pazarlama sorunu mu var? Sizi hepsi şöyle diyor. Evet. Ya Yılmaz ne tatlı adam ama takımda olmasın mı diyorlar. Ne oluyor? Ya inan yolda gelene kadar... O kadar çok insan da yolda. Halk, yani halk jüri.
Halk bana göre. Yani halk istiyor. E tabii sizi seviyorlar. Yani bu sevmeleri de sırf ben sempatiyim falan diye sevmiyorlar. Çünkü gittiğim yerlerde en iyi onlar izliyorlar her şeyi. Hep başarı var. Tabii ki. Dolayısıyla bilmiyorum. Geçen gün maçkolik.com diye bir site var. Hı hı. O siteden bir arkadaşım aradı. Hocam dedi, bakın bizim sitede sizin kendi durumunuzu görün. İşte girdim baktım. Dünyada 7300 tane antrenör var. Çalışan şu anda. Ve 34. sıradayım ben bir Türk olarak. 668 tane resmi maçta antrenörlük yapmışım. Ve Türkiye'nin tarihinin en çok resmi maçta yani hocalık yapmış. Yönetmiş antrenörüyüm. Kim varsa tarihinde. Fatih Hoca dahil, Mustafa Denizli dahil. Ya biz bunu, bu deneyimi sokakta yapmadık ya. İki tane üniversite bitirmişiz. Bir dil konuşabiliyoruz en azından. İşte iyi kötü laf yapıyor ağzımız. İyi kötü, çektiğimizde kötü değiliz, kötü sayılmayız. Ya bize niye bu imkanı vermezsiniz? Ha şundan. Şimdi büyük takımlara bakın. Tarihinde pek kendi işlerinden olmayan Türkiye görev vermemişler. Ne demek o? Yani bizi yabancı görüyorlar onlar. Çünkü onların imparatoru olacaksınız, gol kralı olacaksınız, onların çocuğu olacaksınız. Türkiye ben karar veriyorlar. Ben bir laf söyleyeyim. Onların çocuğu oluyor. Siz de, çocuğu değiliz. Ama bakın Fenerbahçe'de Aykut. Ondan önce Rıdvan. Ondan önce Turan, Oğuz. Hep bakın Ziya abi. Yani tarihinde kendinden olmayan bir Türk hatırlıyor musun orada görev yaptığını? Mustafa Denizli. Doğru. Mustafa Denizli geldi. Bir tane istisna çıktı. Galatasaray'a dönüp Fatih Terim. İşte gene Mustafa Denizli, efendim Müfit Özkasap, işte Bülent Korkmaz. Ki onları da yediler ayrıca. Tabii ki. Gelin Beşiktaş'a, hep Beşiktaş çocuğu. Dolayısıyla sizler orada da yabancı gibi görülüyorsunuz. Ya biz de bu ülkenin... O zaman yabancı muamelesi yapsınlar. Yabancı sanki bir Alman oluyormuş gibi yapsınlar. Bir Alman pasaportumuz da var. Yapabilirler. O da var mı? Var, o da var. Yani. Alman olarak bir deneyelim bakalım. Ya denemiyorlar. Ya yine espriye gidiyor olay. Yani ciddi boyutuna gelirsek... bu görevi bize vermiş olsalar... Bu işi rajonuna göre yapanlardan bir tanesi. Peki ben, milli takım niye olmuyor? Kulüple inan 12 sayfa sözleşme götürüyor. Peki milli takım niye olmuyor? Niye olmuyor? Bakın ben çok şeyi anlatayım size. Sepyontek mi ayrılmıştı veya ondan öncesi miydi? Beni Yalım Erez Bey, o zaman Türkiye Odalar Birliği Başkanı, Ankara'ya çağırdı. Gittim. Mehmet Ağar abimiz de o zaman daha Emniyet Genel Müdürü olmak durumunda. Biz beraber orada kapıda oturduk. Yalım Erez bizi tek tek odaya aldı. Ben dedim ki Mehmet abi bu işler önce sen gel. Ve konuştuk, sohbet ettik. Çok ne? Önemli bir siyasi güç o zaman. Yalım konu ne? Konu benim teknik direktörlüğüm. Milli Yalım Erez'le ne alakası var mı anlamadım? Yalım abi çağırdı bizi. Yani çünkü o zaman çok önemli bir güç vardı orada. Ha ben yaptırabilirim yani, diyor. Hayır, tabii ki yani Yalım abinin ricası pek yerine gelmemezlik edilmez. Öyle değil bak, çok tipik söylüyorum. Sana. O zaman bu da başka bir şey. O zaman başka bir olay. İçeride sohbet ediliyor. İşte sonra ben girdikten sonra bana dedi ki ya hoca Yılmaz dedi ya sürekli bana bu isim söyleniyor. Bu olsun diye. Kim o isim? Ya önemli değil. Şimdi söylesek yaralarız insanları. Ünlü bir isim mi? Tabii ki. Çok ünlülerden bir tanesi. O zaman bu kadar ünlü değil. Ondan sonra dedim abi tabii buyurun. O olsun biz alalım ama beni hiç buraya çağırdıysanız ne öğrenmek istiyorsunuz kendime anlatayım size. Yani bu bir camiaya ait olmak, belli bir cemiyete ait olmak, belli bir siyasi gücün arkasında olması. Onu bir konuşalım. Bunlar, bu mesela... Çünkü bu direkt siyasetle ilgili bir orası. Bakın bu kadar da... Ya peki milli takım eşittir siyaset diyebilir miyiz mutlaka? Türkiye'de futbol eşittir siyasettir. Yani siyaseti hiç futbolun dışında gördünüz mü siz? Bugün Sayın Başbakanımızdan icazet almadan bir federasyon başkanı olması mümkün mü? O zaman siz Yıldırım yani, Demirören Başbakan'dan icazet alarak bu görevi almıştır diyorsunuz. Yani bilmiyorum. Aralarında olduğu için bilmiyorum. Aralarında olduğu için bilmiyorum. Ama duyduğumuz, gördüğümüz veya böyle bir icazet alınmadan siyasetten belki başbakanımız değil de başkasıdır. Ama siyasetten icazet alınmadan. Yani futbol özerkti. Özerkliğini maalesef futbol kendi kendine beceremiyor ki. Beceremeyince siyasette buna müdahil olmak durumunda. Peki bir şey söyleyeceğim hemen. Ben mesela Şenol Hoca'ya çok saygı duyan ve şundan dolayı da saygı duyuyorum. Hani... Ya son şirket konularında ne kadar siyasetle özdeşleştirip konuşulmadı mı? İşte Aziz Yıldırım şundan içeride, şundan dışarıda. Oraya gelelim sondan başa. Şenol Hoca geçen gün bir açıklama yaptı. Mesela benim ondan hiç... Hani bazı adamlardan bazı şey beklemezsin ya. Fenerbahçe'de bizim bir daha barışmamız mümkün değildir dedi. Bir antrenörün bunu yapması çok tehlikeli değil mi? Kim dedi? Şenol Güneş. Çok tehlikeli tabii. Yani Şenol'un bu kadar bu konunun içine girmesi doğru değil ki. O idareci sıfatı yok şu anda yani. Sen bir teknik adamsın. Fikrini söyle tamam da.
Bunu sen kendi adına söyleyebilirsin belki ama Trabzonspor'u temsil ederek bunu konuşman çok... Benim açımdan bir de şöyle bir şey. Şey değildir. Trabzon Türkiye'nin en... Ama Şenol aslında orada bir ironi yapmıştır. Ama çok sert. Yani şu ironiyi yapmıştır. Bildiği için kendi camiasının içinde gelişen olayları. Dolayısıyla bunu açıklamak durumunda kalmış. Kendi düşüncesi bu olamaz onun. Çünkü çok humanist birisidir. Ben de onu diyorum. Şenol Hoca benim çok sevdiğim birisi. Evet. Yani ben onun kendi fikri olduğunu öğretmenliği var. Tabii bir bilge bir kişi. Bak dikkat edin felsefe yapar konuşuyor. Bir de bir şey söyleyeceğim. Yine bu siyasi. Ben mesela Şenol Hoca'nın milli takımın başından uzaklaştırmasından çok üzülmüştüm. Çünkü orada da bir adalet sorunu olduğunu düşündüm. Ya bir adam çıkaktı Türkiye dünya üçüncüsü yaptı. Dediler ki Avrupalı takımla oynamadı. Yok adamın kravatı değilmiş. Kravatı kötü. Takım elbisesi. Ya kardeşim işte Türkiye'de yani. Herkesin kravatı çok doğru da. Ayrıca da Şenol Hoca beyefendi bir adam, bir öğretmen. Çok, Anadolu'lu çok. Bir adamın bunu başarmasına niye tahammül edemedi bu ülke? Niye bana açık söyle. İstanbul. Başka, İstanbul başka, Anadolu başka. Ama İstanbul kendi içinden çıkarmak ister hep. Federasyon başkanını, antrenörünü. Yani pek Anadolu'yu benimsemez. Gerçekten öyledir. Ama Anadolu'muz bizim Anadolu'muz ya. İstanbul'da Anadolu'muz bizim de. Anadolu'muz da diyor ki beni niye terk ediyorsun? Hep sitem eder Anadolu bize her konuda. Yani biz İstanbul için, İstanbul'da Anadolu için çalışıyor diyebiliriz. Yani İstanbul Türkiye. Maalesef böyleyiz yani. Her şeyle. Onun için ben herkese Anadolu'dakileri tavsiyem şey oluyor. Gelin bekçi bile olacaksanız İstanbul'da olun. Oralarda siz bir değerseniz maalesef yok olursunuz. Gelin buraya. Madem ama buraya gelince de olmuyor artık. Şişti burası. Yok be, İstanbul büyük be. Genişliyor baksana şimdi, dağları ormanları da içine koyuyor. Hayır, bitti yani. Diyorsun İstanbul abi. Büyük köy. Peki Yılmaz abi, siyaset eşittir futbol. Ben aynen buna inananlardanım. Ne kadar için? Yani Turgut Özal olmasaydı Türkiye'de futbol bu hale gelir miydi? Yani Recep Tayyip olmasa statlar yapılmaz, yapılabilir. Buna müspet ol, müspet ol. Yani siyasetin ben müdahil olmasını çok yadırgamıyorum. Türkiye çünkü güç orada. Yani maddi manevi güç devlette. Devlet el atmadığı bir şey maalesef Türkiye'de kişiler, özel sektör çok suistimal ediyor. Bakın futbol ekonomisi Avrupa'da en 6. en büyük ekonomi oldu. Yani parasal anlamda. Bu sağlandı. Peki yani bu kadar büyük ekonomi varken Avrupa'nın neresindesiniz? 40 küsürüncü sıralara düşmüşsünüz. Nasıl oluyor? Yani siyasi şimdi şurada son defa bir müdahale yapsın lütfen. O müdahale şu olsun. Ne yapsın? Şu kulüpler yasasını bir an evvel çıkarsın. İşte hemen geldiler yine futbol yasası olsun bu dediler. Çünkü sporun diğer dallarıyla futbol çok farklı. Bu amatör, bunlar profesyonel. Ona özel bir şey çıkarılsın. Doğru olabilir. Şimdi siyaset dedi ki spor bakanı. Biz bunu çıkaracağız arkadaş. Bunu çıkarmak demek kulüp yapısını değiştirmek anlamına geliyor. Yani artık kontrol mekanizması olacak, harcadığın ettiğin gibi sorulacak. 30 milyona yakın her Anadolu kulübünün geliri var. Ya orada sorunlar var, anladın ya mı? Peki bunu niye denetlemiyorsunuz? Peki arkadaş, Yılmaz abi, nereye gidiyor? Yılmaz abi, hızlı hızlı 3 soru. 1. Sence Türkiye'nin antrenörleri içerisinde dünya antrenörü olan kaç kişi vardır? Kimdir onlar? Yoktur. Ben şuna Futbol Federasyonu konuştuğumda eğitim dersi benim kardeşlerim hepsi. Ama eleştirdiğim, çok ciddi eleştirdiğim bir şey var. Biz antrenör yetiştiremiyoruz. Yani bugün Denizli, Terim vesaire. Herkes kendi kişisel becerisiyle, kişisel yeterliyle. Bunlar dünya antrenörü müdür hakikaten? Şimdi tabii ki yani Fatih Terim'in, Mustafa Denizli'nin, Şenol Güneş, bunlar Türkiye'nin 18 bin tane antrenörü var. Hepsini temsil etmiyorlar. Yani onlar Türk antrenörlük sistemi içerisinde çok iyi eğitildikleri için bunu yapmadılar. Kendi karizmaları, kendi kişisel Türkiye, becerileriyle. Türkiye 3 büyük. Kendi yetiştirilmişlikleriyle, kendilerini. Türkiye 3 büyüğü kaldıramaz, ancak 2 büyüğü kaldırır. O yüzden bir tanesinin oyundan düşmesi gerektiği tezi vardı. Bu doğru mu? Yok canım. Artık bakın Türkiye Ligi'ne, Galatasaray yine kaybetti. Yukarıya bakın, bir sürü 30 puanlı takım olacak bu haftada. Yani dolayısıyla artık öyle kendi başınıza açık ara giden bir takım yok. Alta da bakın, yukarısına da bakın. Her takım artık Akhisar gitti, ikinci Antalya'yı yendi. Peki. Yani artık teknik anlamda takımlar ucuz paraları iyi oyuncular bulabiliyorlar. Peki. Yani bu yarış ortak oldu artık. Hakan Şükür'den memnun musun milletvekili olarak? Değilim. Neden? Ya hiçbir sportif olayın tartışmanın içinde değil. Yalnızca bir televizyonda yorum yapıyor. Sen artık bir siyasi güç. Etik buluyor musunuz o yorumculuğunu? Etik bulmuyorum. Yani Hakan Şükür. Yani artık sen başka bir şeysin. Sen bir milletvekilisin. Yani millet sen de kendinin vekil tayin ettiyse başka sorunlarıyla ilgilen diye. Tüm sorunlarla. Tabii ki yani sen bırak hadi kendi etkin olduğun sorun sporsa bu konuda
Hakan Şükür'ün çıkıp çok çarpıcı bir söylem yaptığını ben duydum. Peki Türk sporcusu ve Türk yöneticisini ahlaklı buluyor musunuz? Bulmuyorum. Ahlaksız mı? Yani ahlaklı bulmuyorsam ahlaksız mı diyeceksin. Yani tabii ki ahlaksız değil. Herkesin kendi ahlak konusu sportif ahlaktan bahsediyoruz. Evet, sportif. Ben kulüplerin başına sportif anlamda yöneticilik yapmış, yapmak isteyen çok fazla başkanla tanışmadım. Yani hepsinin ya siyasi ya ticari bir takım hedefleri oluyor. O yüzden başkan oluyor. Onun için başkan oluyor. Yani bir araç. Ve bakın 15-20 sene başkanlık yapan var. Adam diyor ki benim hayatımı verdim. Ya kim dedi sana verdi? Bırak o zaman kardeşim. Bu kadar çok hayatını verdi. O bir taktik aslında, bir güç. Yani o kadar şeyse, seni çok yaralayan bir şeyse. Peki. Devam et. Yani şunu demek istiyorum. Eğer bugün Türkiye'de sportif anlamda başkanlık yapanlar çok olsaydı, basbar bağırdığımız altyapı konusu bugüne kadar hallolmuş olur. Peki abi. Çünkü bu iş çok uzun vadeli olduğu için herkes bu işin kaybağıyla uğraşıyor. Kendisine nasıl döneriyle uğraşıyor? Peki abi sana altına dönmüyor. Dön altına, hem için sportif anlamda geliyor. Futbol sadece futbol değildir, anladık, biliyoruz. Geçiyoruz şimdi daha kritik bir meseleye. Evet. Elazığ milliyetçi hassasiyeti çok yüksek olan bir il. Çok. Türkiye'de bir Kürt sorunu var ve Kürt sorunu çözmek için siyasi bir irade ortaya koymaya çalışan AKP var. Öte taraftan CHP buna karşı durmadı. Yani en azından bir görelim dedi. Yani Türkiye bu sorunu çözmeye çalışıyor ve halkın da çok kolay desteğinin alınacağı bir yer değil. Bana Yılmaz Vural olarak, Anadolu'yu bilen birisi olarak bu Kürt sorunu nasıl algılanıyor bir? Gerçekten çözüm şansı var mı? Yani bugün işte ev hapsiydi, dağdakilerin indirilmesi için bir tek. Türkiye bu tansiyonu kaldırabilecek durumda mı? Önce Yılmaz Vural'ın fikri. Ben mesela küçük de olsa şöyle kendi yöremde bir katkıda bulunmaya çalıştım. Bir proje üretmeye çalıştım. O da şuydu. Sayın Valim'le, Muammer Bey'le konuştuk. Ve belediye başkanımızla. Dedim ki biz Doğu'nun tek profesyonel seviyede yarışan takımıyız. Şöyle bir projeyle çıkabilir miyiz? Acaba siyasi destek bulur mu bu? Buyur hocam, ne dedin lan? Bakın biz Doğu'da kaç tane il varsak biz bir Doğu şehri olarak kendi yöremizin bir takımı olarak, temsil eden bir takım olarak şöyle bir şey yapabilir miyiz? O yörenin, Doğu illerinin bütün valilerini, belediye başkanlarını, efendim, profesyonel kulüpleri varsa başkanlarını Galatasaray maçına davet edelim. Ve diyelim ki biz buranın futbol merkezi olmak istiyoruz. Terör belasından bu gençliği kurtarmak istiyorsak spor dolayısıyla kendi izleyici hocalarımızı sizin şehirlerinize yollayalım. Kendi oradaki antrenörümüze diyaloglar kuralım. Oradaki gençliği alıp burada yetiştirelim, tesisleşelim. Stat yapalım. Sayın Başbakanımız geldi. 2 sene içerisinde size bir stat yapacağım. Yerinde verdiler. Her şey tamam. Başlayacak yakın zamanda. Tesisler yapalım. Getirelim bu çocuklar oralardan. Van'dan, Bitlis'ten, Hakkari'den, Yüksekova'dan. Getirelim buraya. Bunları eğitelim. Bunları bu işte meslek sahibi yapalım. Dolayısıyla ben İstanbul'dan çocuğu getiriyorum. Daha ben izin bugün boş diyorum. Herif biniyor, uçağa kaçıyor, gidiyor. Peki. Yani oradaki yöredeki çocuk orayı daha iyi güzel, ama şu yani. bu güzel. Yani bölge insanıyla bir ya daha. Küçük bir katkıdır. Ama anladım. Ama siyasal olarak, anlamda, siyasal bir analiz. Bakın Türkiye'nin bütün yörelerini gezdim ben. Hakkari'ye, Yüksekova'ya gittim. Hatta Hakkari valisi arkadaşım da dedim ki ben sana geliyorum. Sakın gelme dedi. Şey oldu burada dedi. Bir karakol baskını oldu. Hepimiz senakuz halindeyiz. Sakın gelme Yılmaz dedi. Yüksekova'ya gittim. Orada öğretmen evinde kalıyorum. Meraklıyım işte. Adana Spor'daydım o dönemde. Türkiye'de bir 15 tane yer görmemiştim. Bir rota çizdim kendime. Gideyim göreyim diye. Gidilir mi yani o ortamda? Gittim, o ara bir durmuştu. 2004'lerde bu iş. Orada halkla konuşuyorum. Dedim ya ben Hakkari'ye gideceğim. Gitmemde bir sakınca var mı o tarafa doğru? Hepsi tabii Kürt vatandaşları. Yok hocam, git dediler falan. Kendi başıma, kimse yok yolda. İnanılmaz korkunç bir tabiat. Ürperirsiniz böyle dağlar mağlar aralarından geldik Hakkari'ye. Herkes makinalı tüfekler gerilmiş. Sayın Vali geldi, yere düştü. Nasıl geldin Yılmaz? Dedim geldim baba işte arabayla bindik geldim. Yani şunu gördüm orada. Ya kimse artık yani inanın ben Hakkari, Yüksekova, oradan Van, oradan Ağrı, Iğdır, Kars böyle yani dolandım. Gönüllerimiz kopmuş mu? O yörede bir tane Türkçe konuşan insana denk gelmedim desem yeridir. Bakın orada bir gerçek var yani. O yörede artık orasını kendilerine mal etmişler havası var. Şekil olarak baktığınızda. Ama aralarında da sohbet ettiğimde buradan biz kopalım, ayrılalım mantığında düşünen yok. Ama hepsinin tezi şu, çok ürkekler. Bakın ben Diyarbakır'da çalışıyorum. Diyarbakır spor takımındayken bizim açık türbünün köşe tarafında küçük bir Türk öğün çalış tabelası vardır. Türk öğün çalış. O
O kadar küçük bir tabela oranın dizaynını bozuyor şekil olarak. Ve işte 30 Ağustos kutlamaları yapılmış. Kasım ayındayız. O kutlamalardan sonra şeyleri çekemiyorlar. Yani oradaki şeyden, askerden, korkudan yani bir tepki görürüz manası. Dedim bırakın ben yapayım bunları. Kendim söktüm. Bana tabii kimse bir şey demedi söktüğüm için. Yani bir korku var. Efendime söyleyeyim, bu korkunun yanında özel timden arkadaşlarım vardı. Onların yanına gidince halk bana ters bakıyordu. Halkın içine girdiğimde de özel tim bana ters bakıyordu. Ya orada çalışmak yani, da zor. İşte Gaffar Okan'ın öldürüldüğü senenin birkaç ayı sonrasında ben oradaydım. Tam kritik. Tabii ki Gaffar da benim çok iyi arkadaşımdı. Hatta Güvenç orada antrenörlük yaparken bir gün ben Almanya'dayım, telefon ettiler. Adapazarlıyım ben, o da Adapazarlıydı. Sohbet ederdik böyle. Yani çözümsüzlük şurada. O zaman da bir sürü o kadar rivayetler duyuyorduk ki işte burada bunlar bunu yapıyor, orada onlar onu yapıyor. Hep karşılıklı bir güvensizlik, karşılıklı bir... Yani aşılabilir bir garip mi? Aşılabilir. Peki Apo o bölgede gerçekten güçlü bir figür ve Apo'suz bir çözüm imkansız mı? Gerçeği. Bakın benim ailemde de eniştem Kürt. Ailemin içinde Kürt olan insanlar var. Yani kız vermişiz, kız almışız. Dolayısıyla ya bir kopmak diye bir şey kimsenin aklından geçmesin. Ayrı bir şey ama böyle bir şeyin olması mümkün siyasi değil. Siyasi güç olarak. Siyasi güç. Ya şimdi tabii ki buradan bir sürü şey konuşmak mümkün değil yani. Ama şu var ki bu sonuçlandırılabilecek bir meseledir bana sorarsan. Çünkü bu ülkenin toprakları üzerinde yaşıyoruz ve bu ülke artık sırf Türklerin ülkesi değil. Yani Türk'üm diyenin ülkesi değil. Burada o kadar çok azınlık var ki çok kaşırsanız bunu herkes kendi asimile olduğu toplum, azınlık toplumu neyse ona doğru kaçmaya başlayacak yani. Bu seviyeye getirmeye çalışıyorlar olayı. Bu da tehlikeli diyorsunuz. Çok tehlikeli. Yani bu kadar olaylardan sonra hala iki halk birbiriyle çatışmıyorsa, hala bir sabır gösteriyorsa, hala nasıl şimdi ben ailemden eniştemi mi öldüreceğim Allah aşkına? Dört tane çocuğuyla adamı. Ben Türk'üm o Kürt diye. Olacak iş mi bu? Yani bu birleşmenin olması insanlar arasında bir sorun yok. Sorun artık o kadar ranta dönüşmüş ki olay. Siyasal bir rant. Yani siyasal rantın ötesinde ekonomik işte kendi işte orada bundan çıkarlananların sayısının çok fazla olduğu. Ya para bu ya. Her şey dini imanı para olmuş insanların yani. Yani paraya dayalı her şey aslında. Peki Yılmaz abi buradan futbolla ilişkili bir şey söylesek. Yani böyle bir dünyanın içerisinde futbolla uğraşıyorsun. Bana sorsan memlekette en zor uğraşılacak iş. Kaç kişinin doğru söylediği belli olmayan karmaşık bir iş. Üç tane mesele var hemen kısa kısa bunları göreceğim. Bir, Türkiye'de şike yapılıyor değil mi? Yani yapılmıyor diyemeyiz. Almanya'da yapılıyor, İtalya'da yapılıyor, İngiltere'de yapılıyor. Yok ben Türkiye'ye sordum. Profesyonel olarak her şeyin içerisinde eğer para varsa tehlikedir bu. Ama mesela bakın ben Savcı Bey'le de konuştum da şunu söyledim. Dünyada iki tane ülke sıkıntı içinde. Birisi İngiltere, birisi İtalya'ydı. İtalya bizim gibi yaptı, deşifre etti. İngiltere'de deşifre etmedi. İşte savcılar kulüpleri topladılar. Dediler ki bak Liverpool senin dosyan bu. Manchester senin bu. Bakın artık bu milattır. Bir daha yaparsanız yakar sizi. Ve her şeyi kapatır. Türkiye'de de böyle mi olmalı? Ve dünyanın en temiz ligi oynanıyor şimdi orada. Türkiye'de de böyle. Bizde ben bunu konuştuğumda şöyle bir cevap aldım. Ok yaydan çıktı oldu burada. Yani gerekçesi nedir bilmiyorum. Yani Nisan Mayıs. Orada 5 tane maç var. Bugüne kadar herkesin adı karıştığı bu şike olayında. Siz 5 tane maç yüzünden bir kulübe bu kadar itham altında bırakırsanız o zaman bu kamu vicdanı sıyan bir şey olmadı. İsmi önemli değil. Yani bu bana göre açıklandıktan sonra bu kanun denilecekti ki bunun uygulaması Ağustos'ta bir dahaki sezonda başlıyor kardeşim. Buraya kadar kim ne yaptıysa yaptı. Bundan sonra kimse bir bakın İngiltere gibi yapacaktı. Ondan sonra bu iş çözülmezse o zaman başlardın uygulamaya. Kimse de bir şey diyemez sana. Benim yaklaşım tarzım buydu. Çünkü ne oldu? Bakın sen diyorsun ki ben Fenerbahçeliyim. Halkı kırdık. Onu üzdük. Yani bu işten çok keyif alan, bu işe başka gözle bakan insanları da kaybettik oldu. Yani buna hakkımız var mıydı? Yapanlar çekseydi. Niye senin suçun neydi? Yani sen futboldan bu kadar soğutuldun. Ya tabii zevkli bir şey. Yani, futbol maç. Yani hafta sonu bir keyfim var. Şimdi ben ya. Heyecanım var. Ya. Bu heyecanında hep kuşkuyla bakarsan ulan ne oluyor burada acaba bir şey var diye. O sıkıntı. Olur mu? Zaten hayatta yok. Ama ya. Merak etmesin artık öyle bir şey yok. Artık bitti olaylar. İnanın peki bu kadar. Peki futbol baronları var mı? Ya her şeyin baronu yok mu yani? Ya şimdi genel olmaz abi. Futbolun baronları var mı? Var ya da yok.
Ya ne bileyim ben, yani ben baronu değilim. Bir varsa hep bunlar tabii ki konuşulan şeyler. Konuşulan bir şey varsa da bunlar durup dururken konuşulmuyordur. Kimdir onlar? Büyük takımlar. Türkiye'deki futbolun baronları büyük takımlardır. Canı sıkılan bir kulüp başkanı çıkıp diyorsa ki ya bu federasyon başkanı kim, ben bunu Allah'a şey edeceğim. Nedir bu? Bu lafı söylemeye hakkın var mı senin? Veya sıkılınca hemen mali kongrede imza toplayıp da federasyon başkanları çalıştırıyorsa. Hakemler, hakemlere gaddarlık mı yapılıyor? Hakemler hak ediyor mu? Ya şu nesil hakemler çok iyi niyetli. Bir kere ben çok güveniyorum hepsine. Eskiden pek güvenilmiyordu onlara. Çünkü gençler o kadar daha şaibe vardı ki. Şimdi bakıyorum hepsinin bir mesleği, hepsi böyle üniversite mezunu, dili biliyorlar. Güzel güzel çocuklar. Ha bir takım, bakın yaptıkları bir Türkiye lider yetiştirmiyor. Hakemlik bir liderlik olayıdır. Koskoca bir olayı idare ediyorsunuz. Ve öyle bir yetkilerle donatılmışsınız ki Tanrı'dan sonra siz geliyorsunuz gibi neredeyse. Yani sizin yargıtayınız yok yani. Tek başına verdin mi verdin abiciğim, bitti. E şimdi sen böyle bir iş yaparken yönetme kalitenin çok üst seviyede olması lazım. Can yakmaman gerekiyor. Çok kolay değil insan. Ya art niyet olmadığı müddetçe. Ya ben şimdi bu, bir de yeteneksiz bu olabilir. Bir de art niyetle kesinlikle yönetmenizi çekiyor. Son bir şey daha soracağım. Bu mesela Telegol gibi, Serhat'ın yaptığı program gibi. İşte şimdi başka yerlerde, Beyaz TV'de falan programlar oluyor. Ve acayip tartışmalar oluyor. İzliyor musun abi onları? Şimdi açık söyleyeyim. Hepsi benim cancan arkadaşlarım. İşte onun için. Ya. Şimdi ben mesela şöyle şuradan hareket ederim. Maç diyorsunuz siz. Bakıyorum ben statlara. 2000-3000 kişiye top oynanıyor. Yani işte Galatasaray'ın doluyor, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın yarı. Ya işin tadı mı oluyor, kaçıyor? Yıllardan beri böyle. Türkiye'de futbol seviliyorsa o zaman her stadın Almanya gibi, İngiltere gibi, İtalya gibi olması lazım seviliyorsa. Futbola Türkiye'de muhabbeti ve kavgası seviliyor. Futbolun kendisi sevilmiyor bu ülkede. Peki son soru. Dedikodusu seviliyor. Tamam son soru abi. Yarın Fenerbahçe'yi yenecek misin? Tekrar soruyorum. İyi düşün, karar ver. Ya yenecek misin derken Fenerbahçe'de de sorsanız onlar da. Şunu hayır abi der. Demin. Kimse bir takımı ben yeneceğim diyemez. Bir çünkü dakika yayından önce Orhan ya dedi ki. Ya çok yuvarlak ya. Yılmaz Hoca 17, Fenerbahçe 16 dedi. 17 kere Fenerbahçe. İnşallah biz 18, o da 16'da kalır. Yapma ya. Yani şunu söyleyebilirim. Bakın yarın Fenerbahçe için çok önemli bir gün. Çünkü işte Beşiktaş puan kaybetti. Galatasaray kaybetti. Trabzon'un maçı var. Ne olacağı belli değil. Dolayısıyla Fenerbahçe Elazığ Sporu, yenerse Sadika Boru Elazığ Sporu bir avantaj sağladı. Ama genellikle böyle durumlar. Dolayısıyla yarın belki sen de geleceksin bu ortamı görmek için. 50 bin kişinin seyredeceği bir maç olabilir. Biz de bu şöleni doğru güzel yaşatalım, yaşayalım. Anladım. İyi oynayalım. Yani kesinlikle şunu Fenerbahçeliler bilsin. Karşılarında onu yenmek üzere oynayacak bir Elazığ Spor var. Yok eskisi gibi hani çekilsin pısırık eyvah ben gol yersem. Yapma ya. Öyle bir şey yok. Koro koro oynayacağız. Kim kırılacaksa kırılacak yani. Olay bu kadar basit. Yani iyi oynayacağız bir kere. Bak benim çocuklarımın yarın çok iyi oynayacağını biliyorum ben. Ama sonucu bilmek mümkün değil. Bakın Barcelona bugün 3-2 kaybetti. Ama yani dünyanın bizim kaybetmeye tahammülü. 2-1 galipken bir sürü gol kaçırdı. Bir oyuncusu atıldı. Yılmaz abi. 3-2 kaybetti. Bizim yarın kaybetmeye tahammülümüz yok. Buradan söylüyorum. Bizim var mı? Ya ben kendimden sorumluyum. Sevgili seyirciler. Yani iyi oynayan kazansın lafı yok öyle bir şey futbolda. Çünkü iyi oynayan kazanmıyor. Bazen de rastlantı kazanıyor. Yani, bazen hakem falan. İyi oynayan kazanmıyor. Neyse Allah seni. Ama göreceksiniz ben futbolda birkaç seneden beri Türkiye'de de dünyada uygulanmayan bir şeyler uygulamaya çalışıyorum. Hakikaten. Oynamaya çalışan bir takım oluşturmaya çalışıyorum. Klasik anlamda oynayan bir takım değil. İşte al kenara da orta yapsın. Birisi ön arka direkt vursun. Yok onlar değil. Biz adam gibi top oynamaya çalışan bir takımız. Kalecisinden tutun da en son oyuncusuna kadar. Güzel de oyuncular getirdik. Hadi bakalım. Yani İnşallah. Ben takımımı, oyuncularımı seviyorum. Kulüp başkanını. Hastalık derecesinde sevdiğim bir kulüp başkanı. Kankasınız yani. Hakikaten o kadar şeker bir insan anlatamam. Programı bitiriyorum. Demesinler ki adam. Bakın. Elazığ, demin bir şey söyledim. Yarım kaldı o siyasi anlamda konuşurken. Onu da söyle abi bitirelim. Türkiye'nin en güvenilir, en Türk kentlerinden bir tanesi. Bakın bu kadar milletini seven. En Türk kenti. Bağlı. En Türk kentlerinden bir tanesi. Hakikaten. Evet. Bunu anlamında mı söylüyorsun? Yani ülkesine bağlılığı ve milletini sevmesi anlamında. Ya, kesinlikle aralarında da bir sürü. Öyle de İstanbul'un memleketini sevmesiyle Elazığ'ın sevmesi çok farklı yani. İstanbul'u şunu sever mi?
Efendim Yılmaz Vural niyeti bozmuş bizim Fenerbahçeliler açısından. Ben gerçi önce ya güzel oynayacağız. Yani sabaha kadar iyi oynayacağız. Onlara keyif vereceğiz. Heyecanlandıracağız. Abi, keyif vereceğin 3 yani, puan verseydin daha ayakta duracak. Ayakta seyredecekleri maçı. Yılmaz abi gönderiyoruz. Önce kulağımda yönetmen İsmail dedi ki abi Yılmaz abiyle uzatalım sabaha kadar uykusuz kalsın. İsmail Fenerli maçı götürelim ama bizde adalet duygumuz var. Sevgili seyirciler reklama gideceğim ama buradan tekrar söylüyorum. Sanal alemde Twitter'da bana Enver işte onu çıkartmadım. Hayır Yılmaz abi de şahit. Şenol Hoca'yı aradım. Sayın Başkan'ın telefonu sürekli kapalı. Tekrar da arayacağız. Trabzonsporlu kardeşlerimize üst düzey temsil yetiniyor olanlara kapımız aslında açık. Ya Sadri abi o kadar sempatik, o kadar espritüel, o kadar... Beraberiz abi, beraberiz. Yani gelmemesine inanamıyorum. Hayır. Gelse bu o kadar espriyle sana her şeyi anlatır. Kabulüm. Ben ayrıca Şenol Hoca'ya da saygımı sürdürüyorum. Fenerbahçelik ayrı şey, iyi insanların yanında olmak ayrı şey. Yarın biz kazanalım istiyorum ama Yılmaz Hocam kazanırsa da üzülmeyeceğim. Çünkü Anadolu'dan bir insanın İstanbul'da bu direnci göstermesi de saygındır. Reklama gittim, Yılmaz abinin elini sıktım. Bir dakika. Buradan benim Sayın Başbakanımdan bir ricam var. Allah aşkına bir kere daha, bir kez şu işe el koysun, ne olursun. Şu kulüpler yasasın, bir an evvel çıkarsın. Türk futbolunu ne olursun. Şu delegasyon sistemini değiştirsin. Doğru yönetilmesi adına bu hamlelerin yapılması şart. Yoksa inan olduğumuz yerde kadar. Ayrıca da ben bir şey söyleyeyim. Madem İsmail kusura bakma. Tamam çabuk gideceğim. Bunu anlatmam lazım. Pazartesi ya da salı gecesiydi. Tam hatırlamıyorum. Yukarıda bizim Barış Bey'in odasında Mehmet Ali Brandt girdi içeri. Beni gördü. Allah rahmet eylesin diyoruz. İnsan ne kadar duygulanıyor. Beni gördü. Enver dedi hala Fenerli misin? Ya da o minvalde bir abi dedim biz hep Fenerliyiz. Ve biz de böyle bir Fenerbahçe Galatasaray takılması i̇şte oldu. Yani, sporda yani. Bu. Ben bugün tabutun üzerine Galatasaray bayrağı koyduğunda o Galatasaray bayrağını onun çok hak etti. Reklama gidiyorum. Teşekkür ederim Yılmaz abi. Teşekkür ederim.